Toprak, Portekiz'de testler sona erdi. Nasıl geçti? Abi genel olarak özellikle bugün çok güzeldi. Çünkü istediğimize ulaştık. SC0 yarış lastiğiyle 39.800'ü gördük. Bu gerçekten inanılmaz bir derece. Daha sonrasında SC2'si taktık. Sadece biraz daha fazla tutunmaya ihtiyacımız vardı. Onda da 39.200 yaptık. Bugüne kadar yapılmamış bir tur derecesi SC2 lastikle. Tabii ki de elimizde sıralama lastiği yoktu. Çünkü Portekiz'de genel olarak sıralama lastiği kullanmıyoruz. Onun yerine X lastiği kullanıyoruz. Ama günün sonunda Bonovo Team, teşekkür ederiz buradan da. Bonovo Team'de fazladan sıralama lastiği vardı ve bir tanesini bize verdiler. Biz onu kullandık ama sadece 0-1 geliştirebildik. Çünkü motor tamamen farklı bir ayardaydı. Yeni arka maşa kullandık. Motor çok kısaydı. Ve sadece tutunmadan dolayı motor zıplıyordu. İyi derece gelmedi o yüzden. Eğer bu planı daha erkenden yapmış olsalardı kesinlikle 38 derecesine ulaşmıştık ve yeni bir rekor kıracaktık. Başka zamana diyelim artık. Yarış simülasyonu yaptık 15 turluk. Çok güzeldi. Özellikle yarış lastiğiyle 2.39 döndükten sonra hep 40'ın altlarında derece attık. Tabii ki de çoğu kişi anlamayabilir anlattığımız şeyleri ama buradaki paddoktaki herkes o derecelere fazlasıyla şaşırdı. Genel olarak çok güzel geçti ve çok mutluyum. Heres testleri sonrasında %80 hazırdık. Şu anda nedir durum? %90'a doğru kaymış olabiliriz abi. Ama genel olarak yine %100 değiliz. Çünkü geliştirmemiz gereken birçok şey var. Tabii ki de şu an çok güçlüyüz ama eğer onları da geliştirirsek şampiyona için çok büyük mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. Yeni yılda hedefimiz şu anda ne görünüyor? Tabii ki de her zaman hedefimiz dünya şampiyonluğu ama bunun birazcık zor olacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü özellikle yeni bir motorla, yeni bir takımla ama şaşırtabiliriz herkesi. Çünkü iyi bir ayar bulduktan sonra motorla yani ulaşamayacağımız şeyler yok diye düşünüyorum. Biliyorsunuz savaşçı bir ruhumuz var. Savaşmayı da seviyoruz. Belki herkesi şaşırtabilirim ki kendim de şaşırtabilirim belki. Çünkü ilk hedef podyum ve birincilik. İnşallah daha sonrasında zaten birincilik elde ettikten sonra şampiyonluk için de büyük mücadele vereceğiz diye düşünüyorum. Bunu sezon başlamadan önce tabii ki de net bir şekilde bir şey söyleyemiyoruz ama sezonu başladıktan sonra daha rahat konuşabiliriz. Pistte rakiplerinle kendini denedin mi? Denk geldiniz mi? Sadece bir kişiyle denk geldik. O da Ducati sürücüsü. Onu bir izledim, arkadan gördüm. Ya genel olarak tabii ki de iki turu çok güzel derece atabiliyorlar ama daha sonrasında lastiğin tutunması düştüğü zaman iyi dereceler elde edemiyorlar. Biz de o tarafta çok iyiyiz. Lastiğin bitmesi ile beraber yine de hızlı dereceleri atabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama genel olarak işte gerçekleri yarış başladığında göreceğiz. Yani şu an testteyiz. Tabii ki de çok güzel geçti. Her şey çok iyi. Ama gerçekler yarışta olacak. VR46 Akademi tam kadro buradaydı. Kenene Riders'tan da bir tek sen vardın. Listenin sonunda da bir numara Toprak Razgatlıoğlu oldu. Neler oldu bugün? Ya bugün gerçekten güzeldi. Marquez'le ufak bir görüşme yaptık işte bir 10 dakika falan. Bir boşluğum vardı. O boşlukta Marquez'le işte bir hem konuşalım hem de çok merak ediyordum Ducati nasıl hissetti diye. Biraz ondan konuştuk. Tabii ki de o da istemsizce hemen BMW'yi sordu. Zaten anladı BMW'nin şu an nasıl bir durumda olduğunu. Gelişiyoruz dedim. Ya genel olarak güzel bir muhabbetimiz var Marquez'le. Rossi bugün yoktu. Hasta olduğu için gelmedi. Rossi eğer burada olsaydı tabii ki de onunla da bir konuşmak isterdim. Dün de fazla vaktimiz olmadığı için o tarafa gidemedik. Biraz uzağız çünkü. Ama genel olarak VR46 Riders burada motosiklet sürdü bizlerle beraber. Tabii ki de stok motoru sürdüler. Ya güzel tabii. Burada izleyenler açısından çok güzel. Buraya gelen seyirciler açısından çok güzel. Yani herkes güzel bir gün geçirdi. Bizim için çok farklı bir şey yok. Çünkü biz sadece bir şeye odaklanıyoruz. Motosikleti geliştirmeye. O yüzden fazla vaktimiz olmadı onlarla da muhabbet edecek. Günün sonunda Morbidelli büyük bir kaza geçirdi. Umarım bir şey yoktur, iyidir. Çünkü gerçekten kötü düşüş yaşamış. Yani genel olarak güzel bir gündü. Tabii çoğu kişi bugünü kaçırdığı için mutsuzdur. Çünkü işte Rossi, Marquez, yani bunlarla motosiklet sürdük. Gerçekten de çok mutluyum. Çünkü paylaşılanlardan herkes işte Marquez, Toprak, Rossi aynı pistteydi diye hep böyle paylaşımlar var. Ne güzel ki ismimiz güzel yerlere geldi. Herkes tarafından seviliyoruz.
İnşallah daha da güzel oluruz, efsane oluruz diye düşünüyorum. Belki şimdiden başladık efsane olmaya ama onlarla beraber aynı isimlerin içinde anılmak da çok güzel bir şey. Tabii ki de başarı geldikçe bunların hepsi artacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, biz sadece işimize odaklanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Herkes şimdi tekrar MotoGP gelir mi, MotoGP ne zaman diye sormaya başladı. Ne diyoruz? Şu görevimizi bir tamamlayalım. İnşallah ondan sonra MotoGP'ye de bakacağız. Peki, son bir sorum var. Bir de eski takımını ziyaret ettim bugün. Nasıldı? Güzel, herkesle aram çok iyi. Gayet konuşuyoruz, görüşüyoruz. 4 yıl beraber bir geçmişimiz oldu ve dünya şampiyonluk kazandık. Genel olarak aramız çok iyi. Yani öyle de olması lazım zaten. Yani arıyorlar mıdır beni? Arıyorlardır diye düşünüyorum ama tabii ki de Rea da güçlü bir sporcu, güçlü bir pilot. Onlarla bakalım neler yapacaklar. Biz de BMW'li yeni takımla neler yapacağız sezon içinde göreceğiz. Motosikletin son hızından özellikle burada çok yakınıyorduk. Şu anda motorla 320'lerin üstünü gördük. Yamaha'da en iyi gördükleri 311-312 civarları. Tabii ki de o son virajdan çıkış tamamen işi değiştirebiliyor. Ama biz bugün fazlasıyla 326-327 civarlarını falan gördük diyebilirim. Bir de özellikle daha geç fren attığın için ilk viraja, orası da değişebiliyor. Frende de biliyorsun abi varız. Frende varsın. Büküyoruz motoru yani. Şu lastik meselesinde lastik doğru zamanda gelseydi. Kesin 38'di abi. 38 yapardık. Ya 38 kesin. Peki, çok teşekkür ediyorum. Seni daha fazla yormayacağım. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. İnşallah sezon güzel geçecek diye düşünüyorum. Motivasyonumuz yüksek. Bugün çok güzel geçti her şey. Ama daha da güzel günler göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler Toprak.